بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل طبيعتنا qanday ekanligini va ularning Musa alayhissalom ulug' payg'ambarlariga nisbatan qanchalik bir munosabatda beodobona bo'lgan munosabatda bo'lganligini bayon qilgandan keyin ularning eng og'ir kunlari bo'lgan Fir'avn davridagi najotini eslatib o'tgandan keyin va u najot bergandan keyin Nil daryosidan ham salomat saqlab olib o'tgandan keyin bu sahrolarda jazirama issiqlarda Alloh subhanahu va taolo soyabon qilib bulutlarni soyabon qilib ularga ko'p shirinliklarni parranda go'shtlarini podshohlar ziyofatida bo'ladigan ne'matlar bilan berganligini va undan keyin Musa alayhissalomdan oxirgi marta bular o'zlarini ichlarida qatl qilingan shaxsni ma'lum qilisha olmagan vaqtida Musa alayhissalom tarafidan Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i yetkazilib bir sigirni so'yilib shu sigirning bir qismi bilan qatl qilingan shaxs urilganda tirilib qotilni aniqlab berishlik mo'jizasini da ko'p savol qilishliklarini bayon qilindi va shundan keyin bu mo'jiza ularning ko'z oldilarida sodir bo'ldi. Qatl qilingan shaxs tirilib qotilni aniq o'zi aytib berdi. Mana shunchalik mo'jizalarni ko'rishib ular Musa alayhissalomga nisbatan itoatkor bo'lishmagan edi. Oyatlar shu yerga kelganda musulmonlar tarafiga burilib Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularga xitob qilinadiki, umid qilasizlarmi yahudlarning iymon keltirishligini sizlarga? Ularning shunday toifalari tarixda bo'lganki, Allohning kalomini eshitishardi. Musa alayhissalomga nozil bo'lgan Tavrot oyatlarini eshitishardi. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Ana shunday Musa alayhissalomga nozil bo'lib saqlanib qolgan Tavrotni bilishganlardan keyin, tushunishganlardan keyin bilib turib o'zgartirishardi. Shunday qilgan kishilarning sizlarga iymon keltirishligini tama qilasizlarmi? Ularning bir toifalari Astaizu billah va iza laqul ladina amanu qalu amanna va iza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun deyishadan. Alloh subhanahu va taolo yahudiylarning janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdagi yashab ularning qilgan hiyla nayranglarini bayon qilib shu oyatda shunday deydiki, ularni bir toifalari mu'minlarga ro'baro bo'lsa iymon keltirdik deyishadi. Iymon keltirdik deyishib o'zaro xoli bo'lishganda, ya'ni mu'minlarga aralashib yurib munofiqlik qilib yurganlari mu'minlarga iymon keltirdik deyishadi. Ammo peshvo bo'lgan yahudlari bilan o'zaro xoli bo'lishganda bir-birlariga aytishadiki,
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى سيزلرگ توراتتا بيان قلگن نرسلر بلن خبردار قلسيزلرم توراتتا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sifatları beyan kılınganıdır. Gelecekte ahirgi peygamber bulgen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sifatlarını beyan kılınganıdır. Bunların ahli kitaplar bilişerdi. Bilişip ular ahirgi peygamberini Mekke müşrikleri bilen ceng bulgen vakitte yakın küllerde Allah subhanahu ve taala ahirgi peygamberini cünetedi, biz birge koşulup sizlerini galip kılamız deyip küçerdi özleri. Ana bu haberlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap milletiden peygamber bulgellerden ki bir kişiye başlaştılar. Ana bir kişi bazıları bunu bayan kılıp koyardı. Şunu özara hali buluşken de ayçerdi ki ashab-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni Allah sizlerine ge bayan kılıp Tavrat'ta bayan kılgen sifatları bilen haberdar kılıp koyasızlar mı? Eğer şundayı kılseyler, ular şu haberiler bilen Rabbilerini huzuru da sizlerge hüccet kıladı kıyamette. Bular özleri bilişerdiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin berhak ekelliğini iman kiltirişmegen deyip kıyamet günü hüccet kılışadı dişerden. Ular dillerida haq ekanlik bilan oxiratga borib qolsak, biroq bilmay qoladi. Hatto Alloh subhanahu va taoloning maxfiy narsalarni bilishlik sifatini inkor qilishardi-na. Va shu oshkor qilishliklarini bir-birlarini ayblashib, afala taqilun aqlilarni ishlatmaysizlarmi deyshardi. Ya'ni ichida haqligini bilib berkitib yurishlikni aqllilik deb bilishardi yahudlarini, birodarlar. O'zi bu aslida nodonlik o'zini. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqligini hammalari bilishardi. Lekin buni ba'zilari tarafidan oshkor bo'lib qolganda bir-birlarini malomat qilishardi. Alloh subhanahu va taolo ularning fe'llariga xitoban استعيد بالله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون بلش ميدمكي يهوديلر الله أولر بكتكن نرسلنهم أشكار قلقن نرسلن بلش لغن بلش ميدم أولر الله كنسبتا بكيك أشكار ديگن نرسل بميدم همسه معلوم درن بكيك أشكار ديگن نرسلر بندلرگ نسبتا درمنا با وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Ahli kitablarının içi de yana bir taifesi ümmiler. Yani biz özümüzü tilimiz bilen amiler deyimiz. Arap dili de ümmün deyip ona neydi? Ümmi degenin manası onasidan tug'ilganu shu bo'yicha ilmsiz bo'lib qolib ketgan, o'zgarmagan tug'ilgan vaqtidagi holatdan o'zgarmay qolib ketgan kishilarni ummiylar deydi. Ya'ni ilmsiz kishilarni go'yoki onasidan tug'ilibla qolib ketgan kishilar deb sanaydilar. Ahli kitoblarning bir toifalari ilmlik, Tavrotni biluvchi kishilar bo'lsa, ularning hila nayranglari yuqorida bayon qilindi. Ummiylari bo'lsa, ilmsizlari bo'lsa, bular kitobni bilishmasdi. Tavrotni bilmaydigan ummiylari bor bir toifalari. Ular Tavrotni bilishmaydi, magar orzularini bilishadi. Biz Allohni o'g'limiz deyishardi ahli kitoblar, yahud nasorolar. Allohni suyumli bandalarimiz deyishardi. Ular bizni do'zaxga Alloh kirgizmaydi deyishardi. Shunday orzulardan boshqa narsani bilmaydi. Xuddi biz xalqimiz ichida ham biz Allohni suyumli bandalari bo'lgan ekanmiz degan so'zdan boshqa narsani bilmaydigan musulmonlar bo'lganga o'xshagan birodar. Ana orzudan boshqa narsani bilmaydigan ummiy, umumiy xalqlari bor.
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Bular fakat gümandan başka narsa kılışmaydılar. Bularının arzularını bilişlikleri Allah Subhanehu ve Teala'nın azabıdan kutkara olmaydı. Ana bu umumi halklarını ahli kitablar, alimler ana şimdi arzular bilen eldeb yaşardı. Özlerinin rehberlikleri ketip olmasligi için, özlerinin nayran hileleri malum bulup olmasligi için umumi halkını şimdi arzular bilen yaşaslikke mecbur kılıp eldeb yaşardı. Allah Subhanehu ve Teala ana şu eldegen ahli kitablarga nisbeten mana bu ayetni e'lon qildiki Estaizu billah Fawailul lillezina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktubun Ahli kitablar Tavrotni bazı ayetlerini bekitishardi. Meselen rajm ayetlerini bekitishardi. Rajm turmuş kılgen erkek yoyinki ayol buzuklik kılsa toshboron kılıp öldürülüşlüğüydü. Mana bu narsani şarapliroq kişilerde ailesinden bulsa bekitishib bu ayetlerini bekitishib her hıl dünya topishardilar. Ve özlerini kolları bilen bazı narsalarını yazıp berishardi. Ve keyin bu narsa Allah'ın huzuridan deb özleri yozgan narsalarni shunda e'lon qilishardilar. Tavrotni buzilishligi ikki tur bilan buzishardi. Birinchi Tavrotni oyatlarini özleri tarafidan o'zgartirib yozib Allah'ın huzuridan deb buzishardi. Yo'inki oyatlarni ta'vil qilib özlarining ra'yiga muvofiq qilib bayon qilishardi. Bu ikkinchi buzishlikni turi edi. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an'ı lafızlarını buzulüşlüğüden özü sakladı kıyamet geçe. Estaizu billah inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun Kur'an'ı Allah Subhanehu ve Teala meneşe ayette kıyamet geçe lafzını hiç kim özgertire almaydıgan halette saklaştığını bayan kılıyordu. Ama Kur'an ayetlerini özünü rayiye vurup yo mol-i davlatni qo'lga keltirishlik uchun, yo martabani qo'lga keltirishlik uchun, yo o'zi turgan martabani qo'ldan chiqib ketmasligi uchun ta'vil qilayotgan musulmon olimlar ham mana shu safdan o'rin olishadilar birodarlar. Mana Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarga, yahud nasorolarga xitob qilib, halokat bo'lsin kitobni o'z qo'llari bilan yozib, ya'ni Tavrotda yo'q oyatlarni yozishib, keyin bu narsa Allohning huzuridan deb aytayotganlarning holiga halokat bo'lsin. Ularning Tavrot oyatlarini o'zgartirib yozib, bu narsa Allohning huzuridan deyishlikka nima majbur qiluvdi? Liyashtaru bihi samanan qalila. Buni ozgina pulga sotishlik uchun shunday qilishdi. Ya'ni ozgina pulga sotish qaysi? Yo moli davlat qo'lga keltirish, yoinki martabani qo'lga keltirish, yo turgan martabani qo'ldan chiqmasligi uchun ra'yiga muvofiq ta'vil qilishligidan. Falailul lahum mimma katabat aydihim qo'llari yozgan narsa sabablik ularga halokat bo'lsin. Noto'g'ri, ya'ni yo'q oyatlarni yozib Allohning huzuridan deb yozgan narsalari sabablik halokat bo'lsin. Va vaylul lahum mimma yaksibun. Shu qo'llari bilan Tavrotda yo'q oyatlarni yozib, yo bor oyatlarni o'zgartirib topgan foydalari sabablik halokat bo'lsin, deyapti Alloh taolo. Mana bu oyat Bani İsrail tarixida bo'lgan oyatlar bizlarga Alloh subhanahu va taolo shularni nozil qildiki, ularning shunday qilgan hollari sababli ular millatlarning orqasidan o'rin olishdi. Ana Qur'on oyatlarini
lafızları saklanıp kaldı kıyamet geçe Allah'ın özünü kefaleti bilen. Ama manalarını rayiye muvafık tabil kılıçlik bu en hatarlık iş ekelliğini bana şu ayetten biz bilvasiye buladı biraderlerim. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an ayetlerine amel kılıçlikke hammamızga tevfik ata kılsın. Amel kılıçlikke hammamızı kadir kılsın. Rayilerge muvafık kılıp ayetlerini burup geçişliğinden Allah öz saklasın. Allah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون أول آية من إزحل بتك بني إسرائيل من أمي قسم لره يعني avomni tashkil qilgan qismlari har xil orzularni qilishardi. Allohni suyumli bandasimiz, Allohni farzandlarimiz deyish darajasigacha chiqib ketgan edi. Alloh bizlarni azob bermaydi shuning uchun degan orzular bilan aldanishib qolgan edi. Xuddi bizlarning umumiy xalqlarimiz Allohni suyumli erka bandalari bo'lib qolgan ekanmiz degan orzular bilan jannatning oliy o'rinlarini egallashlikni orzu qilganlarga o'xshagan. Ana shu orzularini jumlasidan bittasi ahli kitoblarning mana bu so'zlari edi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga hikoya qilib aytib beryaptiki, bizlar bundan ibratlanmoqligimiz uchun. Ular bizlarga o't tegmaydi, do'zax o'ti ma'lum bir sanoqli kunlardan boshqa kun bizga ta'sir qilmaydi deyishardi. Ya'ni do'zax o'tiga kirishligimiz sanoqli kunlardagina kiramiz deyishardi. Bular Musa alayhissalom Tur tog'iga ketgan vaqtlarida do'zaxqa ibodat qilishgan edi. Ana shu buzoqqa ibodat qilgan kunimizcha azoblanamiz deyishardi mana. Alloh subhanahu va taolo bularning noto'g'ri orzulariga raddan Qul attakhadtum indallohi ahdan. Ayting ey Muhammad alayhissalom, bulargachki Allohning huzurida ma'lum kungina azoblanishlikka ahd olganmi deylar? Alloh sizlarga ahdi paymon beruvdimi shu narsaga? Agar Alloh va'da qilgan bo'lsa, falan yuxlifallohu va'da, Alloh hargiz va'dasiga xilof qilmaydi. Am taquluna ala Allohi ma la ta'lamun, yo'inki Allohga bilmagan narsani gapiryapsizlarmi? O'zingizlar bilmagan narsalarni gapiryapsizlarmi? Avvaldagi Allohning kalomini buzib, yoyinki buzib tushuntirishlik gunohiga yana Allohga bo'hton qilish gunohini ham qo'shib olyapsizlarmi deng. Bala man kasaba sayyi'atan va ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Vallazina amanu va amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Alloh taolo bu yahudiylarning ahli kitoblarning da'volarini yolg'on ekanligini bayon qilib va o'zining jazo beradigan kundagi sunnati qanday ekanligini bayon qilyapti. Bala, yo'q sizlarni albatta sizlarga do'zax o'ti yetadi. Sizlar do'zax o'tida bo'lasizlar, ey ahli kitoblar. Oxiratdagi yaxshilik mukofoti, yomonlik mukofoti amalga qarab bo'ladi. Man kasaba sayyi'atan
qaysi bir kishi yomon gunohlarni qilgan bo'lsa va bu kishini qilgan gunohlari, xatolari shu darajada ko'p bo'lsa-ki, atrofini xuddi dushman o'rab olgandek, xatolari shunday ihota qilib o'rab oladigan darajada ko'p bo'lgan bo'lsa, bular haqiqiy do'zaxning egalari shular, deyapti Alloh taolo. Ular bu do'zax o'tida abadiy bo'lishadi. Kasaba sayyi'atan kalimasidagi kasb ma'nosi arab tilida bir foydani bildiradi. Gunoh ishlarini qilayotgan odam o'zi afsus foyda ish qilyapman deb gumon qiladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu iborani kasaba kalimasi bilan ta'bir qilyaptiki, gunoh qilayotgan odamlar foyda qilyapman deb o'ylashadilar. Hatto shunday odamlar borki, gunohlarini ko'pligidan xuddi atrofini dushman o'rab olgandek, u dushmandan qutulib qochib chiqishlik imkoniyati yo'q bo'ladigan darajada o'rab olgandek, xatolari ham shunday o'rab olgan bo'ladi. Gapirishi ham xato, eshitishi ham xato, yurishi ham xato, turishi ham xato, hatto uxlashligidan maqsad ham uyg'ongandan keyin bir gunohni niyat qilib uxlaydi. Mana bu gunoh uning hamma atrofini ihota qilib olgan. Xuddi atrofini ihota qilib olgan dushmandan qutulishlik mumkin bo'lmagandek, gunohidan ham qutulishligi mumkin bo'lmaydigan darajada gunohga og'ushda bo'lgan kishilar hayotda bor. Ana bu gunohini xuddi shunday tushunsinki, atrofidagi hamma qilayotgan gunohlarini ihota qilib turgan dushmanidek deb tushunsin mana. Buni, bu xatolarni atrofini to'la ihota qilib oladigan holatga borib qolmasinki, atrofini ihota qilib turgan dushmandan qutulishlikning iloji bo'lmagandek, xatolardan ham qochib qutulishlikning iloji bo'lmay qoladi. Ana u vaqtda Allohning sunnati unga joriy bo'ladi-da, haqiqiy do'zax egalari deya aylanadi. Ammo iymon keltirgan kishilar iymonlarini amali solih bilan isbotlab ko'rsatgan kishilar, bular jannat egalari, jannatda abadiydirlar bular. Iymon qayerda zikr qilingan bo'lsa, Qur'oni Karimda yonida amali solihni zikr qilingan. Quruq iymonni da'vo qilib yurishlik oxiratdagi oliy mukofotlarga sazovor bo'lishlikka yaramaydi, birodarlar. Amali solih bu qalbdagi iymonning ramzi bo'ladi. Solih yaxshi amallar. Yaxshi amallar kishilar o'zlari tayin qilgan amallar emas. Shariati islomiyya yaxshi deb ko'rsatgan amal yaxshi, agarchi yer yuzining hamma odami buni yomon amal desa ham. Shariati islomiyya yomon deb ko'rsatgan amal yomon, agarchi yer yuzidagi odamlar hammasi yaxshi desa ham. Shuni aksiga o'xshagan, shariati islomiyya bir narsani yaxshi desa, boshqalar uni yomon desa ham shariatning so'zi haq bo'laveradi. Shuning uchun solih amallar deganda biz shuni yaxshi tushunishimiz kerakki, shariati islomiyya yaxshi amal deb ko'rsatgan amallarnigina aytamiz. Agar amalning yaxshi yomon bo'lishligi odamlarning o'lchovlariga berilsa, yer yuzida hech kim yomon amal qilyapman demaydi. Hatto umri bo'yi ichib yurgan odamlar ham bular yaxshi amal qilyapmiz deyishadilar. Ichmayotganlarning hayotni, gashtini bilmayotgan bebahrilar deb bilishadi ular. Buzuqlik qilib yurgan odamlar hammasi yaxshi amal qilyapmiz deyishadilar. Bu kechalarda o'g'rilik qilayotgan odamlar shirin uyquda dam olib yotganda biz shirin uyqumizni bezovta bo'lib, shu uyqudan voz kechib tirishchilik qilyapmiz deb o'ylashadilar. Odamlarning o'zlariga amalning yaxshi yomonini o'lchashlik topshirilsa, mana bunday hayotning mezoni
izdirobli bo'lib qoladi. Shuning uchun amalning yaxshi yomon bo'lishligini odamlarning ixtiyorlariga berilmadi. Amali solih qilishgan bo'lsalar degan mazmundan shariat solih degan amalni biz solih deymiz. Ayollarning hijobda yurishligini solih amal deymiz. Agarchi yer yuzi buni masxara qilib qaragan bo'lsa ham. Ana hayosizliklarni biz yomon amal deymiz. Uning natijasi ma'lum bir davrlarda ba'zi kishilarga ko'rinayotgan bo'lsa, kelajakda ular hamma insonlar buning yomonligini bilishyaptilar. Odamlarning uylarini xonavayron bo'lishligiga mana shunday behayolikni yaxshi amal deb ko'rsatgan o'zi insonlardan bo'lgan shaytonlar bunga sabab bo'lyapti birodarlar. Shunday tushunishimiz kerak. Amali solih qilgan kishilar deganda shariati islomiyya yaxshi amal deb ko'rsatgan amallarnigina biz yaxshi amal deb bilamiz. Ana iymon keltirib o'zlarining qalblaridagi iymonni solih amallar bilan ko'rsatgan kishilar bular jannat egalari. Ular jannatda abadiy bo'lishadilar. Har qanday ne'mat, har qancha yaxshi chiroyli bo'lsa ham uning abadiy bo'lmasligi kishining bu juda munaqqas qilib qo'yadi. Hayotda juda ko'p shirin lazzatli narsalar bor. Yaxshi amallar, holatlar boru, lekin dunyoning qoniyligi uning shirinligini yo'qotadi. Ana bu jannatning abadiyligi bu nihoyatda ne'matning komilligidan kinoya mana. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِسْلِنْ Ey Bani İsrail, biz Bani İsrail'den payman, ahd-ı payman olgan vaqtimizni deyapti Alloh Taolo. Ahd-ı payman, mana yuqorida aytib o'tdik, Tog'ni Alloh subhanahu va taolo ahd-i paymonlarini takror buzgan ahli kitoblarning ustiga shunday Jibril alayhissalom orqali ko'tartirib ahdni jiddiy ushlaysizlarmi degan buyruqni berganda ular jiddiy ushlaymiz deyishib ahd-i paymon olishgan edi. Mana bu ahdda nimalar zikr qilingan edi? Birinchi la ta'buduna illalloh, faqat Allohga ibodat qilasizlar. Mana ahdlarning bittasi shu edi. Ibodat mana keng ma'noda ko'p takrorlayapmiz. Hayotning hammasini shariatga muvofiq o'tkazishlik ibodatdir birodarlar. Inson bilan jinning yer yuziga yaratilishligidan maqsad ham Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilishligidan. Va bil validayni ihsana, ota-onalarga yaxshilik qilishlikka biz buyurgan edik mana. Mana shu ahdni esga olinglar. Va zil qurba, qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka buyurgan edik. Yetimlarga yaxshilik qilishlikka buyurgan edik. Yetimlar voyaga yetmagan yoshdagi ota-onasidan mahrum bo'lgan kishilarni yetim deymiz mana birodarlar. Voyaga yetmaslik bilan, bo'lmasam yosh katta odamlar ham hammasi ota-onasi yo'qolganligi uchun yetimman deyishlikki u to'g'ri emas ular. Yetim deb shuni aytamizki, voyaga yetmagan yoshdagi kishi ota-onasi yo'q bo'lgan kishilar. Ana yetimlarga yaxshilik qilishlikka biz buyurdik. Miskinlarga, miskin deb o'zining keragini topishlikdan ojiz bo'lgan kishilarni aytamiz. Va qulu linnasi husnan, odamlarga yaxshilik, yaxshi so'zlarni aytinglar deb buyurgan edik. Va aqimus solata, namozni barpo qilinglar deb ahd-i paymon olgan edik. Va atuz zakata, zakotni o'tinglar deb ahd-i paymon olgan edik. Mana
Bani İsrail'den alingen ahdlerinin beyanı şundan ibaret biraderler. Mana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin devrindeki ahli kitablarga Allah Teala ötken ecdadlarda alingen ahdi peymanını zikir kılıyaptı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen şeriat ularının da alingen ahdlerinin kuvvetlep gelgen yol ikelligini bildiriyaptı. Şeriat-ı İslamiyye'de yakka Allah'a ibadet kılış, ata-anaga yakşilik kılış, karındaşlarga yakşilik kılış, yetimlerge yakşilik kılış biraderler. Yetimler malını talan-taraj kılışlik, hatta Bani İsrail'ge kelgen şeriatlerde hem bulmagen biraderler. Miskinlerge yakşilik kılış, adamlerge yakşı sözlerini sözleş, namazını barpa kılış, zakatını öteşlik. Demek bu ahd-i peymallarda alingen ahdlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen şeriat kuvvetlegen edin. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُونَ Kegin, ey Bani İsrail, sizler şundan baş tarttiler. Mene şimdi yoldan baş tarttiler. Malum bir az kısmiler yine baş tartmadı. Bu yüz ögürüp turgan halatiler de şunlardan baş tarttiler. Yukarıda Bani İsrail gayip gelip Afetet ma'una geçe gayip gelip hitap mu'minler tarafına burulgen idi. Mu'minler tarafına hitap keliyatıp durup sümme tevelleytüm gekelgen de Bani İsrail tarafına buruldu. Güyoyin ki şeriatı İslamiye Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen şeriat huddu evvelki şeriatinin kuvvetli uçu bulup takamilleştiruvchi şeriat ekanligi bayon qilingandan keyin shunday o'zingizlarni yo'linglarni quvvatlagan şeriatdan burildinglar degan xitobga o'tilinishligi nihoyatda Qur'ondagi bir ajib nuqtalardan bittasi mana bu. Alloh taolo hammamizni Qur'oni Karimning ma'nolariga amal qilishlikka Alloh hammamizni qodir qilsin. Allohu akbar. بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هجرت قلب كليشليلردن إلغاري مدينة مشهور عرب مشركلرنين قبيلالردن Avs bilan Hazraj qabilasi hech qaysi bir arab millatida bu darajada o'rtalarda adovat kuchaygan qabila yo'q edi. Avs bilan Hazraj qabilasining bir-biri bilan o'rtadagi adovatidan tabiiy dushmanlar foydalanishlikka harakat qilishardi. Bu dushmanlar Madinada in kurup olgan Yahud millatlari Banu Qaynuqo va hamda Bani Nazir va hamda Banu Qurayza qabilalari edi. Banu Qaynuqo va Banu Nazir Yahudi qabilalari Hazraj qabilasi bilan
ittifakdaş bulup alışken idi. Beni Nazir kabilesi bulsa, Beni Kureyze kabilesi bulsa, Avs bilen ittifakdaş bulgen idi. Avs bilen Hazreç kabileleri birbirleri bilen cenk kılgen de, Yahudiler hem ittifakdaşları bilen koşulup cenk kılışardı. Kur'an-ı Kerim'de mana bu ayette Allah Subhanehu ve Teala Beni İsrail üstüdeki olgan ahdini Beni İsrail'nin esleşlikke buyruk kılıp Esleyin ey Beni İsrail sizlerinin biz payman ahdlerilerini olgan vaktimizni ahdi paymanda birbirilerini kanilerini tökmeysizler ve birbirilerini diyarilerden çıkarıp taşlamaysizlar degan ahdi paymonlarda şartlar bor edi. Bunga sizler ikrar bo'lgan edinglar. Şu ahdi paymonlarining guvohi bo'lgan holatlaringlarda. Ana Avs bilan Hazraj qabilalari jang qilganda bu Banu Qaynuqo, Banu Nazir va hamda Banu Qurayza Yahud kabilelere özlerinin ittifakdaşlarıya koşulup durup cenk kılışıp bazı vaktlerde Yahudiler Avs ya Hazrec'den doğru kelgen kişilerini öldürüşlikke doğru kelerdi. Şun bilen birge ittifakdaşları koşulup cenk kılıyetken de Yahudiler Yahudilerini öldürüşlüğü hem doğru kelerdi. Mene bu Beni İsrail üstü de birbirlerini kanlarını tökmeslik ve birbirlerini şümbilen mağlup bulgen kabilelerini diyarlardan çıkarıp taşlaşardı. Şunda özlerinin milletlerden bulgen Yahudilerini hem çıkarıp taşlaşlikke doğru kelerdi cengde. Bu Beni İsrail üstü de olingen ahdge bir zid işleridir. Ular bazı iktisodiy manfaatlarını özlerinin mevkilerini saklaşlık için Avs bilen Hazreç'ni birbirine uruşturup durardı. Huddi her bir özünün mertebesini yani iktisodi manfaatlarını közlegen düşmeler Müslümanlarını hazırda hem birbirlerini uruşturup durgen diye biraderler. ثُمَّ أَنْتُمْ هَاُولَٰئِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Kegin ey Beni İsrail, mana sizler birbirilerini katıl kılıyapsizler. تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ kelimesi nihayette bir dikkatke saza var ki bir taife, bir milletnin birbirini öldürüşlüğü, katıl kılışlığı huddu özünü katıl kılgen diye. Taktuluna enfusakum özilerini katıl kılıyor sizler. Müslümanlar birbirleri bilen cenk kılışları, birbirleri bilen kelişmeslikleri, göyan ki özünü bilen kelişme yetkenliği, özünü katıl kılışlığı bilen beraber beraberler. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ özilerden bölgen bir taifeni diyarlarından çıkarıp taşlayapsızlar ahdlarını buzup تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ularını üstüge günah ve tecavüz bilen galaba kılıyapsızlar bu galip buluşlik günahı tecavüz bilen buluyap Bu ahddagi hamma shartlarga zid ishlaridir. Va in ya'tukum musarot faduhum. Mana aytib o'tdik, Avs bilan Hazrat jang qilgan vaqtida Banu Qaynuqo, Banu Nazir Hazratga qo'shilgan bo'lsa, Bani bu Banu Qurayza qabilasi bo'lsa, Avsga qo'shilgan edi. Shunda Yahudlardan bir-birlarida asir bo'lib qolsa, bu asirlarni Tavrat'taki hüküm var. Eğer birer bir Yahudini memlük birerini kolide esir topsin elbette kutkar val degen hüccet var. Tavrat'ta şu ayet var deyip
özlerini başka bir düşmanlarını kolda turgan Yahudlarını hammalarını ajratib asirlarını kutqarib olishardi. Mana bu oyatda sizlarni oldinglarga asir bo'lib kelsa, fidya berib qutqarib olasizlar. Bu bir-biringlarni qatl qilib qoninglarni to'kishliginglar, bir-biringlarni diyorlardan chiqarib tashlashliginglar sizlarga harom qilingan edi. Asirlarni qutqarib olishlikni so'ralganda Tavrotda shu hujjat bor, oyat bor, biz shu Tavrotning hukmiga bo'ysunishimiz kerak deb hujjat qilishardi. Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilib, "Afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd." Kitobni bir qismiga iymon keltirib, ikkinchi qolgan qismiga kofir bo'lasizlarmi? Xo'p, asir bo'lib tushgan Yahudni qutqarib olishlik Tavrotda bo'lsa, bir-biringlarni qatl qilmanglar. Qoninglarni to'kmanglar, diyoringlardan chiqarmanglar degan oyat ham Tavrotda bor-u. Ular yahudlarning arab mushriklarining qo'lida asir bo'lib turishligidan oriyat qilib qutqarib olishardilar fidya berib. Ana shu kasallik hamma kishilarda, hamma millatda bor birodarlar. O'zingizning raisga muvofiq bo'lgan narsa oyatda bo'lsa, hadisda bo'lsa mahkam ushlaysiz. Raizga to'g'ri kelmagan narsa o'zingizda xatoingizga bo'yningizga oladigan ishlar bo'lsa, kitoblardan keltirilgan hujjatlarni qabul qilmaysiz. Bu kitobning bir qismiga iymon keltirib, ikkinchi bir qismiga iymon keltirmaslikdi bir birodarlarim. Alloh subhanahu va taolo kitobning bir qismiga iymon keltirib ikkinchi bir qismiga iymon keltirmagan kishilarni jazosini tayin qilib aytayaptiki, "Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Bunday ishni qilayotgan odamlarning ichilaridagi shunday ishni qilayotganlarning jazosi dunyoda, hayoti dunyoda sharmandalik. Birodarlar, ra'yiga muvofiq shariat hukmlarini da ra'yiga muvofiq narsa bo'lsa mahkam ushlab, o'zini xatosi bo'yniga tushadigan narsalarni qilmagan kishilar hayoti dunyoda sharmanda bo'lishganlardir. Alloh taolo buni oyatda bayon qilyaptiki, ichingizdan bunday narsani qilgan kishilarning jazosi hayoti dunyoda sharmandalik. Shun bilan qutulmaydi. Va yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azob, qiyomat kunida bu hayoti dunyodagi sharmandalikdan ko'ra qattiqroq azobga qaytariladi. Va mallohu bighofilin amma ta'malun. Odamlar shunday bir qismga amal qilib, boshqa qismiga amal qilmayotgan kishilar hayotda tinch o'tayotganliklarini o'ylab, Allohni hatto har bir narsadan ogoh degan sifatlarini ham esdan chiqarishadilar. Alloh sizlar qilayotgan amaldan g'ofil emas. Mana dunyoda sharmandalikka giriftor bo'lganda biladi, Alloh saqlasin. Qiyomat kunida qattiq azobga giriftor bo'lganda yana ham Alloh bularning amallardan g'ofil emas ekanligini yaxshi bilishadi. Alloh taolo saqlasin shunday azoblardan. Ulaika allazina ishtarawul hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunsarun. Bir millatni ikkinchi bir millatga urushtirishlikdan tabiiyki urushtirayotgan kishilarning maqsadlari iqtisodiy manfaatlar bo'ladi. Yoyinki o'zlarining mavqelarini saqlab qolishlik bo'ladi. O'zlarining odamlar o'rtasidagi soxta martabalarini saqlab qolishlik bo'ladi. Bu hayoti dunyoni oxiratni boy berib turib sotib olishlikdan boshqa narsa emas bu albatta. Ana Alloh taolo hamma mu'minlarga ham xitob qilib qo'shib aytayaptiki, bunday odamlar bizlarning ogohlanishligimiz uchun aytayapti birodarlar. Hayoti dunyoni oxiratni berib sotib olgan odamlar bular. Ulardan dunyoda o'zlarining hayotlarini oson juda qulaylik bilan o'tkazishlik uchun harakat qilganliklari uchun hayotda oson yashashsalar ham ulardan qiyomat kundagi azob yengillatilmaydi.
ularga yordam ham berilmaydi birodarlarim. Mana bu Bani Isroil ustida olingan ahdni Bani Isroilga Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lini kutib, haq ekanligini kutishib turib, haq bo'lgandan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlardan keyin qabul qilmagan Bani Isroilga ustida olingan ahdlarni eslatilyapti va shun bilan birga mu'minlar bundan nihoyatda ogoh bo'lishliklari nihoyatda zarurdir, bizga ibrat uchun kelyapti mana. Qur'oni Karim oyatlarini agar tafsir qilinsa, xuddi har bir kishi uchun tegaveradi. Har bir kishining o'tkazayotgan hayotidagi voqealar aytilayotganga o'xshaydi. Bu Qur'oni Karimning Alloh subhanahu va taolo tomonidan nozil bo'lganligi, insonlarni yaratgan zot tomonidan nozil bo'lganligi, insonlarning ichki dunyolarini yaratgan zot tomonidan nozil bo'lganligini mana bu bir mo'jizalarining bittasidir birodarlarim. Alloh taolo hammasini İslam'ın şartları ki hammamızın ham amel kılıçlıkı Allah kadir kısın. Allahu Ekber. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve leqad ateyna Musa'l kitabe ve qaffayna min ba'dihi bir rüsul. Ve ateyna İsa ibn Meryem'el beyinati ve eyyednahu bi ruhil kudüs. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قرآن الكريم دیگه حاضرگه تلاوت کلنگن آیت بني اسرائيل نین özlerinin davrlarda o'tgan payg'ambarlariga nisbatan ularga ko'p najot olib kelgan payg'ambarlariga nisbatan bo'lgan o'rinlarini bayon qiladi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib jo'natilgan vaqtlarda ular islomni qabul qilmasliklariga hujjat qilishib aytishardilarki, bizlar o'zimizning payg'ambarlarimizning ta'limotlari bizga yetadi. Bizga yangi payg'ambarning olib kelgan ta'limotiga ehtiyoj yo'q deb o'zlari bahona qilishardi. Qur'oni Karim mana bu oyat bilan ularni o'zlarining payg'ambarlariga nisbatan va ular olib kelgan shariat yo'llariga nisbatan qanday o'rinda bo'lishganliklarini ochib tashlab, ularning sharmandalik, achinarlik holatlarini bayon qiladi. Alloh subhanahu va taolo shu oyatda mana bayon qilyaptiki, bular sizga iymon keltirmasdan islomni qabul qilmasligiga g'amgin bo'lmang. Biz deydi Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrotni berdik va u kishidan keyin ko'p payg'ambarlarni bu kishiga ergashtirib payg'ambar qilib jo'natdik. Xususan Isa ibn Maryam janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ilgariga o'tgan payg'ambarlardan Isa alayhissalomga ochiq mo'jizotlarni berdik va u kishini Jibril alayhissalom bilan madadlantirdik. Mana shunchalik Musa alayhissalom ko'p mo'jizalarni olib kelishligi va u kishidan keyin paydarpay payg'ambarlarni kelishligi, Iso alayhissalomning ochiq mo'jizotlarni olib kelishligi va Jibril alayhissalom bilan Iso alayhissalomni madadlaganligimiz ularni haqiqatni qabul qilishligiga sabab bo'la olmadi. Ular shunday ochiq mo'jizotlarga ham qarshi chiqishgan edi ular.
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ Ey Bani İsrail! Sizlerge Peygamber her kaçan sizlerinin nefsiler hohlamaganlar seni alıp kelgende boş tort dediler. Her daim boş torta sizler mi? Peygamberler adamlarının nefsi havalarına muvafık bulgenler seni alıp gelişlik üyada tursun, özlerinin nefsi havalarına hem muvafıktan gepirişmeydiler onlar. Onlar Allah subhanehu ve teala tarafından kelgen vahiyini hiç kendi kişinin hohlaşligi ya hohlamasligiga karamasdan açık hakikatini sözleşediler. Lekin odamlar o'zlarini xohishlari raylariga muvofiq bo'lgan yo'lni havas qilishadilar. Agarchi bunda ularning halokatlari bo'lsa ham. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda payg'ambar sizlarga nafsilar xohlamagan narsani olib kelsa, har qachon shunday ishlarni qilsa sizlar bosh tortasizlarmi? Bosh tortibgina qo'ymasdan sizlarning bir toifalar payg'ambarlarni yolg'onchi deyishdi. Bir toifasini yolg'onchi deyishdi, yana ikkinchi bir toifasini shuncha shallariga bo'xton qilishlik yetmasdan qatl qilishlikka ham jur'at qilishdi. Odamlar haqiqatning o'zini davrida bilishmaydilar. Haqiqat davri o'tib ketgandan keyin, haqiqatni olib kelgan kishilar o'tib ketgandan keyin, ularning nomlarinigina emas, ana shu kishilarning tuproqlarini ham hurmat qilishadilar. Ammo o'zlarining hayotlarida butun dashnom tuhmatlar bilan yashashadi. Payg'ambarlarni Musa alayhissalomdek mana ulug' payg'ambarlardan o'tganlar, Kalimulloh, shu kishini Bani Isroil butun hayotlarida quvg'inda olib yurishdi. Bu kishini yolg'onchi deyishdi, sehrgar deyishdi, hamma badnom bo'l nom bilan nomlashdi, lekin u kishi o'tib ketganlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib Musa alayhissalom olib kelgan Tavrotni tasdiqlovchi yo'lni olib kelganlarida bizlarning o'zimizni payg'ambarimiz yo'li yetadi deyishdi. Tarixga nazar tashlasangiz, faqat payg'ambarlarningina hayotida emas, haqiqat go'y bo'lgan kishilarga nisbatan ham odamlar shunday bo'lishdi. Imom Azam rahmatullohi alayhi hayotlarida hatto bu kishini hech bir insonga aytishlik mumkin bo'lmagan dashnomlar bilan dashnom berishdi. U kishiga kufr nisbatlarini ham berishdi odamlar. Hatto u kishining qatl qilindi. U kishini darra bilan qozilik mansabini qabul qilmaganliklari uchun u kishini o'ldirishdilar. Lekin u kishi o'tib ketganlardan keyin Imom Azam rahmatullohi alayhi hamma hurmat qiladigan bo'ldi. Bu kishining hayotidagi gapirgan haqiqatlarini, so'zlarini odamlar qadrlashmadilar. Imom Buxoriy bu kishini hayotlarida butun hadis ilmini jamlab olib kelishganlarda ham ana shu vaqtdagi o'zlarini musulmon deb sanagan kishilar hammalari shunday dinsizlar yashaydigan joylarga dinsizlar sig'di-yu, Imom Buxoriy de alloma sig'madi birodarlar. Ana u kishini u shahardan haydashlikka buyruq qilganlar dinni da'vo qilgan kishilar bo'ldi. Qaytib boshqa shaharga kelayotganlarida u shaharga kiritilmasin deyildi shunday allomani. Shunda u kishi ana shu yerda Alloh subhanahu va taolodan omonatni olishligini duo qildilar. Duolar ijobat bo'lib mana hozir yotgan joylarida mana shu yerda vafot topdilar birodarlar. Odamlar haqiqatni odatlanishlari kerakki, haqiqatni gapirib turgan kishilarga nisbatan hayotda shu haqiqatni biladigan bo'lishlari kerak. Bu haqiqatchi so'zni aytib ketgandan keyin hurmat qilishlik,
hammani qo'lidan keladi. Hatto Bani Isroil ham bu ishni qilgan birodarlar. Keyingi hurmatlashlik hamma odamlarga, dinga mansub bo'lgan u mansub bo'lmaganlarning hammasiga bir xil bir odat bu narsa. Yana bu oyatdan shuni bilishimiz kerakki, haqiqat ko'proq nafsi havoyimizga zid bo'lgan narsa ekanligini ham tushunishimiz kerak. Biz haqiqatni olib kelgan zotlar tarafidan o'zimizni ko'ynimizga muvofiq bo'lishligini surishtirmasligimiz kerak. Nafsilar xohlamagan narsani payg'ambar har qachon olib kelsa bosh tortasizlarmi? Bosh tortibgina qolmasdan bir toifasini yolg'onchi deb, ikkinchi bir toifasini qatl qilasizlarmi deyapti Alloh taolo. Odamlarning xohishlari o'zgarib turadi. Har bir kishi o'zining shaxsiy hayotiga nazar tashlasa, bugun bir narsani xohlagan bo'lsa, bir fikrni ertaga uni ziddini xohlaydi. Odamlarning juda oz muddat ichida o'zgara boshlashadilar. Bir vaqtda bir fikrda turishsalar, ikkinchi vaqtda u fikrdan qaytishib, yana boshqa fikrga o'tishib olaveradilar. Hatto o'ylaysizki, bu odam shu ilgarigi odammi yo boshqami deb qolasiz. Dunyoviy manfaatlarni ko'zlab, yoinki qarindosh urug'likni ko'zlab, yoinki o'zini joyida turgan do'stlarni ko'zlab, yo boshqa narsalarni ko'zlab, yo martabalarni ko'zlab. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'zgarmas bir qonuniyat keldiki, bu shariat qonuniyatana. Shuning uchun har bir narsaning to'g'ri noto'g'riligini o'lchashlikda shariatga murojaat qilmoqli kerakki, shariat to'g'ri degan narsa to'g'riligicha qolaveradi, agarchi hamma odamlarga ma'qul bo'lmasa ham. Shariat noto'g'ri degan narsa noto'g'ri bo'ladi, agarchi odamlarning hammasi buni to'g'ri desa ham. وقالوا قلوبنا غلف. Ana payg'ambarlarga nisbatan Bani Isroil, hatto mana yangi payg'ambar bo'lgan janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'llariga nisbatan aytishdiki, qalbimiz g'iloflangan deyishdi. Bizi qalbimizga siz aytgan haqiqat kirmaydi deyishib shunday jur'at qilishdi. Alloh subhanahu va taolo bularning so'zini rad qilib, ballanahumullohu bikfrihim faqalilan ma yu'minun. Ular Alloh tarafidan kelgan yo'lga kofir bo'lganliklari sababli Allohning la'natiga duchor bo'lishgan. Ularning qalblari g'iloflangan emas. Ular avval Allohning yo'liga kofir bo'lishdi. Kofir bo'lganligi uchun Allohning sunnati ularga joriy bo'ldiki, kofir bo'lganlarga Allohning la'nati sazovor edi. Alloh la'nat qildi ularni kofir bo'lganliklari sababli. Allohning la'natiga ular kufrlari sababli sazovor bo'lishdi. Tayyor kelgan haqiqatni o'zlarining huzurlarida shunday bir ochiq yo'lni olib kelgan payg'ambarlarga kofir bo'lganligi uchun albatta ular la'natga sazovor ham edi mana. Faqalilan ma yu'minun, shuning uchun ular kam iymon keltirishdi. Ularning iymon keltirmayotganliklarining siri ular avval ixtiyorlari bilan kofir bo'lishdi, Allohning la'natiga duchor bo'lishdi, shuning uchun ular iymon keltirishmaydi mana. Bo'lib ham ularning iymon keltirmaganliklari juda ham achinarli edi. Odamzod umr bo'yi kutgan narsasi kelganda iymon keltirmasligi juda sharmandalik edi. Astaizu billah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu bihi kafaru bihi fal'anatullahi 'alal kafirin. Bular kecha darsimizda aytib o'tdikki, Makka mushriklari bilan ahli kitoblar jang qilgan vaqtda, Xudoyo yaqinda jo'natadigan oxirgi payg'ambaringni vositasi bilan vosita qilishib, Xudoyo shu payg'ambarni jo'natgin, shu payg'ambar bilan bularga g'alaba qilaylik deb duo qilishardi. Ana Alloh tarafidan bularga kitob kelganda, bu kitob ularning oldilaridagi Tavrotni tasdiqlovchi edi.
Dünyada kaysi bir yol tüzülgen bulsa, evvelki yolunun paçalıydı. Adamlar tarafından tüzülgen yol. Ne mi için? Evvelki adamın şahsiyetini yok atışlıkla hareket kıladı kegingi kişi. Ta evvelki adamın şahsiyeti yok olmayınca, kegingi adam özünü uluğ adam deyip ispatla olmaydı adamlarga. Lekin peygamberler alıp kelgen yol daim bir merkezden, bir orundan kelgenlik için ötken peygamberlerinin yolunu tasdiklab geledi. Mana Kur'an-ı Kerim ötken peygamberlerinin hammalarını yollarını tasdiklab ve şimdi bilen birge takamülleştirip geldi mana. Ularının aldıdaki kitablarını tasdiklovchi Allah'ın huzurudan kitap kelgende ve halen ki ular ilgari kafirlerin üstüge zafer talep kılışardı bu kitabını egesi Muhammed aleyhisselam bilen. Ular talebi fatih kılardı. Hudaya zafer birgin ahirgi peygamberinin hürmeti bilen de dua kılışardı. Ana şimdi peygamber bularga Kur'an kitabını alıp gelgende ve ularının aldığı özleri bilgen hakikat gelgende kafir buluştu. Bu cüda açınarlı gidi. Allah'ın laneti bundaki kafirlerge bulsun. Braderler, bu cüde hem bizge hazırge ve bundan kiginge ve aldınge hayatımızdaki bulgen derselerini bildirdi. Adamlar bir hakikat neyde diyen alimler bulsa, bir hakikatte yolunu alıp getirdiyen alimler bulsa, bir şeriatı İslamiye bir rivaç tapadiyen devirler bulsa deyip arzu kılıçadılar, bu devir kelgende onu kadirlemesten şunu inkar kılıçadılar braderler. Mana bu narsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahli kitapları ömür bot kütüştüler. Ahirgi peygamberini her bir dualarda kılıçtılar. Ahirgi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelgenleri de kafir buluştu. Bu cüde hem şermendelik idi. Ana şunga o'xshagan ko'p gapiramiz ki as-sabru ala nasr ashaddu ala sabri minel bala. Bala qiyinchilikka sabr qilishlikdan ko'ra g'alabaga sabr qilishlik qiyinroq. Orzu qilgan narsangiz kelgandan keyin buni o'zingiz sabr qilib ushlab qolishligingiz qiyinroq. Ba'zi kishilar aytadiki, bir davlatim bo'lsa, bir din yo'lida sarf qilsam deydi. Davlati bo'ladi, lekin u va'dalari esdan chiqadi. Kasal kishilar orzu qiladi, bir tandurus bo'lsam, din yo'lida xizmat qilardim deydi. Tandurus ham bo'ladi, u va'dalarni esdan chiqaradi. Farzandsiz kishilar farzand ko'rsam, din yo'liga bag'ishlab xizmat qildirardim, tarbiyalardim deydi. Farzandni ko'radi, din esidan chiqib ketadi birodarlar. Shunga o'xshagan ilm topsam, ilmimni din yo'lida ishlataman deydi. Ilmni topadi, uni martabali kishilarga almashtiradi. Dunyodor odamlarning xizmatiga bag'ishlaydi ilmlarni. Mana bu narsalar hammasini tekshirib qarasangiz, bu sohada o'zini tutib olgan kishilar hayotda juda ham sanoqli bo'ladi birodarlar. Shuning uchun bu g'alaba kelgan vaqtdagi sabr juda og'irdir birodarlar. Ahli kitoblarni bu holatlarni bizga Alloh taolo bayon qilyapti. Biz bundan ibratlanib, ana shunday holat kelganda o'zimizni tutib olishligimiz uchun bu birodarlar. Qur'oni Karimning oyatlari qiyomatgacha xuddi har bir kishining holatini aytayotganga o'xshaydi birodarlar mana. Buni bilib amal qilishlik endi bizlarning ixtiyorimizda qoldi mana. Alloh taolo hammamizni mana Bani Isroil shunday katta bir qabila bo'lib, olamga shunday ustun bo'lgan qabila edi. Ular o'zlariga topshirilgan amonatlarga xiyonat qilganligi sababli millatlarning oxiridan o'rin olib qoldi. Musulmonlarni bun bilan ogohlantirilgan edi. Avvalgi ajdodlarimiz ogohlanib, juda ham bir bu oyatlar bilan ibratlanishib, yer yuzida ustun bo'lishdilar. Keyingi millatlar Qur'onni yana esdan chiqarishdi. Esdan chiqarishligi bilan Bani Isroil boshiga tushgan musibatlar musulmonlarning boshiga ham tushdi birodarlar. Endi buni birdan bir davosi Qur'onni o'rganish, Qur'onni hukmlariga bo'ysunish, mana bu narsalarni amalga, hayotga tatbiq qilgandagina
odamlarning qalblarida turgan haqiqiy orzulari ro'yobga chiqadi. Alloh taolo hammamizni amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Shu haqiqiy orzularimizni ro'yobga chiqishligiga Alloh o'zi yordam bersin. Alloh taolo parvardigoro bizlarni to'g'ri yo'ldan barqaror qilsin. Alloh